annem. Yavrum. Yavrum kızım. Nereden bilirdim böyle olacağını? Mecbur kaldım yavrum. Yoksa bilir miydim ben seni? Kardeşin ölecek diye korktum. Tutamadım seni. Ölürüm de vermem kızımı. Ölürüm de vermem Şinasi. Bak uzak dur benden. Ya delirdin mi sen Aynur? Bu saatten sonra vazgeçmek olur mu? Geldiler, kapıdalar. Git söyle karım vazgeçti de. Yapamıyor de. Ne olur canımdan can koparmasınlar beni, almasınlar kızımı. Yahu zaman yok demedi mi doktor? Nasıl ameliyat olacak bu bebe? Nereden bulacağız o kadar parayı? Allah'ım. Allah'ım kurban olayım. Duy sesimi ya Rabbim. Bir yol göster bana ne olur. Aynur. Nur yüzlü. Allah yüzümüze baktı da Cahide çocuğu verecek birisini buldu. Kurban olayım izin ver. Zehra için. Yoksa ölecek kızımız. Toprak atacağız üstüne. Yavrularıma bir şey olmasın. Ben öleyim onların yerine. O Zeynep'im. O Zeynep'im Zeynep'im. Güzel kızım beni. Affet beni yavrum. Affet. Affet. Gül gibi bakacağız diye aldılar. Koruyamadım seni. Affet anne beni. Affet yavrum. Affet beni kızım, affet. Affet beni kızım. Annem, canım. Yapma böyle, ne olur yapma. Ne yapayım yavrum? Ağlamaktan başka bir şey gelmiyor ki elimden. 20 sene önce öldüm ben kızım. Bu ateşi sönmüyor ki. Kavurup da ağlıyor beni yavrum. Canım, annem. Ettiler seni. Ne kadar yakışıklı olmuş. İyi değilim. Baba, baba. Konuşmamız lazım. Yoksa gözüm açık gidecek. Babacığım deme öyle şeyler lütfen. Ceren, ben sana baba olduğumda adam oldum. Beni hep böyle bildin. Hep böyle bilmeni isterim. Nasıl söylerim bilmiyorum ki. Baba iyi misin? Sen benim biricik kızımsın. Seni çok seviyorum. Bunu unutma.
babacığım için. Ben de seni çok seviyorum. Herkesten, her şeyden çok seviyorum. Bu gerçeği sonsuza kadar saklarım diyordum ama... Ama yok, söylemeden gidersem bunun günahı ve vebali çok büyük olur kızım. Çok büyük olur. Babacığım, ne gerçeği, neden bahsediyorsun? Ceren, biz senin gerçek ailen değiliz. Ne? Seni evlatlık aldık. Senin asıl adın Zeynep. Hayır. Yalan söylüyorsun. Bağışlayabilir misin bilmiyorum ama ben seni öz kızım gibi sevdim. Hayır. Hayır, sen benim, öz benim babamsın, tamam mı? Ben seni çok sevdim kızım. Ben... Baba! 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 Yardım edin! Baba! Aşkım, sevdim. Yardım edin! Başınız sağ olsun, başınız sağ olsun. Gerçek ailen değiliz. Seni evlatlık aldık. Senin asıl adın Zeynep. Anne. Neyse, boş ver. Sor kızım. Babam diyorum. Acaba yaşıyor mudur? Ne bileyim kızım ben. Bırakıp gitti işte, bizi bir daha da gelmedi. Keşke böyle olmasaydı. Sen de Halil abiyle evlenmezsin. Kader işte. Ne bileyim, bir başıma kalınca seninle yapamam diye korktum. İyi ki evlenmişsin Aynur teyze. Yoksa ikizleri kim doğuracaktı? Doğru söylüyor. Ayşegül'le Mehmet olmadan konak çekilmez olurdu.
Ceren Hanım. Başınız sağ olsun. Anne, babam... Biliyorum, beni de aradılar. Babam bu sabah beni çağırdı hastaneye. Ne güzel. Ben vedalaşamadım bile. Şanslısın. Anne. Babam benim evlatlık olduğumu söyledi. Anne bir şey desene. Ne söylememi istiyorsun? Yalandı. Sen bizim kızımızsın de. Koskoca adam ölüm döşeğinde sana niye yalan söylesin? Hayatında bir kere olsun. Benim için iyi bir şey yap. Sen bizim kızımızsın de. Hayır. Gerçek bu. Sen evlatlıksın. Neden? Neden bunca yıl söylemediniz bana, neden? Kaç kere söylemişsin? Koray her seferinde engel oldu. Seni öldürürüm dedi. Hem ne diyecektik sana? Seni satın aldık mı diyecektik? Parayla bir mal gibi. Satın aldın beni. Neden bunca yıl işkence ettin bana? Neden hiç sevmedin beni? Ben hiçbir zaman anne olmak istemedim. Koray zorladı. Üstelik sen bana işkence oldun yıllarca. Şimdi yalnız bırak beni. Çek git başımı. Hayır. Hayır, bana hesap vereceksin. Bana hesap vereceksin. Neyin hesabını vereceğim sana? Neyin hesabını vereceğim? Ben bugün aşık olduğum adamı kaybettim. Üstelik vedalaşamadım. Niye? Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Evet, senin yüzünden. Biz büyük bir aşk yaşadık. Ben onu çok sevdim. Sonra? Sonra sen geldin. Aramıza girdin. Ve sen geldikten sonra bu evde hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Koray'ın gözü senden başka bir şey görmedi. Biz senin yüzünden ayrıldık. Biz senin yüzünden boşandık. Lanet olsun bu eve geldiğin güne. Ya ben ne yapmış olabilirim ki? Ben küçücük bir çocuktum, ben ne yaptım? Git artık. Kes. Git. Git ananı babanı bul, onlardan hesap sor. Ve defol git evinden. Bu ev. Bırak. Çık git. Bırak. Defol. Ve bir daha adımını. Bırak. Defol evinden. Bırak. Git diyorum. Yoksa babana. Musunuz? Aman Allah'ım, Endem Hanım. Öldü mü?
Buyurun hanımlar, geldik. Annemin gözü yollarda kalmıştır. Sağ olasın oğlum. İşinden gücünden kaldın bizim için. Ne demek Aynur teyzem? Laf olmaz. Kolay gelsin Ömer abi. Kolaysa başına gelsin. Oo, kimler gelmiş? Hoş geldin Aynur annem. Hoş bulduk. Öpeyim. Sağ ol. Nasılsın Zehra? İyi, sağ ol. Hadi anne. Böyle olmadı ama. Bize de buyurun. İnşallah, bir başka zaman. Ne dediler? Nasılmış durumu? Ameliyat aldılar. Hay Allah, görüyor musun sen olanı? Ya, görünmez kaza. Geçmiş olsun. Siz Endam Aydın'ın yakınları mısınız? Evet, ben yardımcısıyım. Ceren Hanım da kızı oluyor. Üvey kızı. Nasıl oldu olay? Ben görmedim. Aslında nasıl oldu biz de anlamadık. Alt kata iniyordu Endam Hanım. Acele mi etti artık, ne yaptı bilmiyorum. Dengesini kaybetti herhalde. Merdivenlerden yuvarlandı. Hemen ambulans çağırdık tabii. Sonra da buradayız işte. O sırada siz neredeydiniz? Bahçedeydim. Bağırışmaları duyduğumda koşup geldim ama Endam Hanım yerdeydi. Kiminle bağırışıyorlardı ki? Ceren Hanım'la. Ya ama ben şey demek istemiyorum tabii. Hani böyle her evde olur ya anne kız tartışması. Endam Hanım biraz şeydi, sinirli. Kavga mı ediyordunuz Ceren Hanım? Hayır, biz tartışıyorduk. Neden? Eline sağlık kızım. Asıl senin eline sağlık Cemile teyzem. Ya ne çok şey yapmışsın böyle. Yok canım. Hakikaten Cemile abla. Sanki misafiriz. Afiyet olsun. Ay anam iyi ki geldiniz de sayenizde pişi falan yiyoruz. Yoksa tövbe bize bir şey yapmıyor bu kadın. Geçen akşam dolmaları lüp lüp götürürken böyle demiyordun ama Kevser Hanım. Ellerin dert görmesin. Afiyet olsun. Konaktan haber yok mu Zehra? Anlatsanıza. He valla. İğneci Cahide ne yapıyor ki? Ama Kevser. Söyle deme. Niye? Bu evden çıkıp konağa hanım oldu diye adı mı değişecek? Benim için iğneci işte. İğneci. Pelin. Kızım. Çaya limon unutmuşum. Hadi getiriver. Tamam Cemile teyze. Ben de peçete getireyim. Kız evlat da başka oluyor değil mi? Koşturuveriyorlar işte öyle. Benim Ömer sadece hizmet bekleye dursun. He vallahi. Kocaman oldular. Şöyle salınıyorlar ya. Pek hoşuma gidiyor. Ya. Zeynep'in de olsaydı şimdi böyle. Nurlar içinde yatsın yavrum. Mekanı cennet olsun Aynur. Ne diyelim? Zaman en iyi ilaçtır derler ama evlat acısı çok zor. Allah kimseye göstermesin. Amin. Amin canım. Babamdan duyduklarımın doğru olup olmadığını öğrenmeye gelmiştim. İşte bu. Olan biten bu. Kazaydı. Kendisi düştü. Siz hiç dokunmadınız yani. Öyle mi? Tabii ki dokunmadı. Zaten Endam Hanım içkiliydi memur bey. Nefesi kokuyordu, duydum. Gündüz vakti ne içkisi bu? Viski. Saat fark etmez. Eski eşinin haberini alınca yeni bir şişe açtırmıştı. Tamam. Anlaşıldı.
Kapıda Kazım'la karşılaştık. Aval aval bakıyordu yine. Hmm, gördüm. Aman bakarsa baksın. Seninkinden ne haber? Ya Pelin, duyacaklar şimdi. Seninki dedim kız. Barış demedim ki. Gerçi ben biliyorum onun ne yaptığını. Aman önüne geleni yürüyor işte. Gerçek aşkı bulamadığı için. Vallahi bu sefer pek öyle değil gibi. Yani 18 gün oldu hala birlikteler. Sen daha otur gün say. Ne yapabilirim ki? Ya ne olacak sanki bir kere seni seviyorum desen? Sonra belki 1000 kere, 10.000 kere deme şansın olacak. Belki sonra bir daha asla yüzüne bile bakamayacağım. O sana demişti ama değil mi? Ya çocuktuk o zaman. Ay vallahi bence o da seni unutamadı. Pelin niye böyle yapıyorsun? Bak her seferinde kafamı karıştırıyorsun. Aşk yüreğe düşünce aklı senin ikizine çıkarmış güzelim. Benimki imkansız aşk biliyorsun. Nerede kaldı bu limonlar kızlar? Doktor Hasan Samsun. Doktor Hasan Samsun. Acilen danışmayı bekleniyorsunuz. Sen biliyor muydun? Neyi Ceren Hanım? Evlatlık olduğumu. Daha önceden mi? Yok vallahi. Ekmek kuran çarpsın bilmiyordum. Bugün sizden duydum. Ceren. Ya kızım nedir bu böyle Allah aşkına üst üste. Geçmiş olsun. Nasıl annenin durumu? Ne annesi Metin amca? O kadın benim annem falan değil. Ne hali varsa görsün. Sen biliyor muydun evlatlık olduğumu? Hayır. Biliyordun, biliyordun. Biliyordun bana doğruyu söyle ne zaman öğrendin? Yemin ediyorum ben de bugün öğrendim kızım. Baban seninle konuşmadan önce söyledi bana da. Başka ne dedi? Kızıma sahip çık dedi. Sen de babasın. Onun bir dediğini iki etme dedi. Ceren nereye? Nefes almaya. Metin Bey. Bırakın yalnız kalsın. Hoş geldiniz Çayda Hanım. Merhaba Halil. Cahide'den. Oo. Gelin bakayım şöyle siz. Nereden geliyorsunuz böyle? Ablanızdan geliyoruz. Ne işiniz vardı Sarmaşık'ta? Hem ikiniz aynı anda izin kullanmayacaksınız demedim mi ben? Aslında biz kabristana gittik Zeynep'imi ziyarete, dua ettik. Allah kabul etsin. Amin. Sağ olsun Ömer götürdü bizi. İşte sonra da bir çay içmeye Cemil ablaya uğradık. Peki anladım. Levan Hanım'ın haberi vardı aslında. Bugün ablamın ölüm yıldönümü. Anladım dedim. Hadi işinizin başına. Şunu da al, imzalattım, sorun yok. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız Banu. Bu yeni aile çocuğu nüfustan düşürünce bana haber vereceksin. Ben de anasına öldü diyeceğim. Kızımın mezarı nerede dersin, ne diyeceğim ben? Yaptırtıp göstereceğim herhalde Banu. Düşündük o kadar. E tabii bunların hepsi masraf ama neyse. Bunu da... Masraftan düşersin. Paranın yarısı. Neden yarısıymış? Böyle mi konuştuk biz seninle? Kumar borcu, namus borcu. Senin adına ben tahsil ettim. Artık borcum kalmadı. E iyi.
Hesap kapandı o zaman. Çocuğu teslim alabilirsem kapanacak. Getiriyor işte. Of! Oh! Hay ben aklıma şaşayım. Ne işin varsa bunun arabasında? Baba hemen getir dedin, getirdim. Yok yok. Senin altına bu arabayı verdiğim için hata bende. Cahide bunun ehliyetini kırıp atmak lazım. Makas yapa yapa geldik buraya kadar. İçim dışıma çıktı vallahi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şaka yapmıştır benim oğlum. Tesadüfen geldik desek daha doğru olur. Hasbelkader. Yakışıklı oğlum benim. Nasılsın? Çok iyiyim anneciğim. Ama bence sen babamla ilgilen. Onun biraz daha ihtiyacı var ilgiye. Aşk olsun Barış'cığım. Kaç kez söyledim sana böyle şeyler yapma diye. Benim kocam yaşlandı artık. Ben mi yaşlandım? Oğlun trafik canavarı, haberin olsun. Hadi gel, gel, gel. Zorunda kaldı. Cenaze için hazırlık yapacak. Betül Hanım'ı da götürdü. Ne yapabilirim sizin için? Yani bir şey ister misiniz? Şu yatım bitmesini istiyorum. Bitmiş. Neden söylemiyorsun Volkan? Ceren Hanım. Endem Hanım felç olmuş. Ama konuşabiliyor değil mi? Yürüyemez, konuşamaz dedi doktor. Yazabiliyor mu? Ha? Hayır maalesef. Görebiliyor, duyabiliyor ama. Ne bekliyordum ki? Ne bekliyordum ki? Ben ne zaman bu kadına... Anne bana yardım et desem zaten ortada yoktu. Böyle oldu. Duyunca üzüldün desem yalan olur. Sonuçta onun da ifadesini alacaktı polis. Ama artık ses çıkmayacak. Nesine seviniyorsun bunu Volkan? Şimdi gerçek ailemin nerede olduğunu nasıl öğreneceğim ha? Alırım bir daha. Ay, düzgün konuş kızım. Of o ne ya? Midem nak etti vallahi. Ayşegül, annem ne diyor sana? Hep aynı şeyi yapıyorsun. Vallahi on numara ya. Nereden çıktı bunlar? Cemil abla gönderdi. Keki de Pelin yapmış. Made in sarmaşık diyorsun yani. Ayşegül, sana dokunmasın bunlar. Çok komik. Mezar diye gittiniz, kabul gününden çıktınız. Gülümser'in totosu yer gördü mü soran yok. Hiç acımanız yok, o da ayrı. Aşk olsun abla, olur mu öyle şey? Sadece birkaç saat yoktuk. Hadi sen neyse. Sen niye hemen dönmedin eve Zehra? Annem o halde yalnız mı bıraksaydım Gülümser abla? Kolay mı? Koca konuğa tek başıma çeviriyorum ben. Bana kolay mı? Ablam haklı. Ben ikiniz aynı anda çıkmayacaksınız demedim mi? Değişeceğiz külahları. Sadece iki bardak çay içtik. Ben su bile içmedim, su. Ya pes artık. Zehra, kırmayayım kemiğini. Ya 40 yılın başı bir yere gittik. Neden bu kadar büyütüyorsunuz anlamıyorum. Zehra. Tamam Zehra, tamam canım. Halil, ne olur kurban olayım. Tövbe tövbe. Hadi Mehmet, ışınlanma zamanı. Halam şunları içmeden hiçbir yere gitmiyorum. Hadi hala otur. Ay, halasının aslanı bu, aslanı. Kimin oğlu be? Koça koç. Hadi ben de içerim. Koy bakalım bir çay da. Hmm.
Oh. Yorulmuşum vallahi. Sen onu bir de bana sor. İyi akşamlar. İyi akşamlar anneciğim. Seni sofrada görmeyince merak ettim. Uzun zamandır bu kadar iyi olmamıştı. Ay, oğlum kaldır şunu. İş nereye kadar? Evet haklısın anne. Hadi artık yemek yiyelim. Barış da gelsin öyle. Barış Cemal akşam yemeği için hazırdır sultanım. Paşam da geldiğine göre... Artık müjdeyi verebilirim. Anne şımartma şunu. Koskoca adam oldu ama ne yemeğe zamanında geliyor ne de işe. Paşa dediğin istediği zaman yer yemeğini. Asıl sultan dediğin böyle olur. Babaanneciğim biliyor musun sen olmasan bu imparatorluk külliyen çökerdi. Çünkü babam hep aynı şeyleri söylüyor. Saat kaç Barış nerede kaldın Barış? Yani. Ben de bir kulağından girip diğerinden çıkıyor sanıyordum. Meğerse duyuyormuş. Bu da iyi bir şey. Suat'cığım, hayatım uzatma. Bak annem müjde vereceğim diyor. Evet. Seni dinliyoruz anneciğim. Talat geliyor. Ay. Özür dilerim, çok önemli özür dilerim. Değil, önemli değil. Anne iyi misin? İyiyim. Şey, arada böyle şekerim düşüyor. Söylerim, meyve getirsinler. Gerek yok anneciğim. Afiyet olsun. Biz devam edelim. Niye geliyormuş Talat? Kendi evine gelmesi için bir neden mi lazım? Lazım değil tabii de. 25 yıl mı olmuştu anne? 26. Ben de onu diyordum işte. Benim düğünüme bile gelmeyen kardeşim acaba ne oldu da birden geliyor diye merak ettim. Ne zaman gelecekmiş? Kısmetse yarından sonra. Saat kaçta geliyor peki? Söylemedim. Karşılama töreni istemiyormuş. Asi ruhlu beyzademiz. Öyledir. Artık bir gelse de anlasak öyle midir değil midir? Çünkü yani bir tane amcam var onu da doğru düzgün tanımıyorum. İşte sana fırsat. Layığınca vakit geçirir, tanışır kaynaşırsınız. Vallahi babaanneciğim şöyle söyleyeyim. Önce amcam gelir. Şirketten bir randevu alır. Ben de eğer uygunsam tabii ki. Ay bak 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 bak. Bak amcası kılıklıya bak. O da böyle latifeler yapmaz mıydı? Müsaadenizle. Anne iyi misin sen? Doktor çağıralım. Yok iyiyim oğlum. Başım döndü biraz ben. Şimdi gelirim merak etme. Cahide geleyim mi? Afiyet olsun, afiyet olsun. Gülümser abla, Suat bana evlenme teklif etti. Ne? Kimse duramaz karşımızda dedi. Yıldırım nikahı kıyacak. Sen de kabul mü ettin Cahide? Deli olma. Karnında Talat'ın bebesi varken abisiyle mi evleneceksin? Ne yapayım abla? Ortada mı kalayım? O da beni bırakıp gitmeseydi o zaman. Bana bak, geri gelirse görürsün ha. Bilmiyor ki ondan hamile oldu. Hem... Kim nereden ağlayacak Gülümser abla? Kızım, bu bebe hiç büyümeyecek mi? Allah muhafaza bir anlaşılırsa o zaman ne yapacağım? Vallahi kan çıkarım. Kızım delirdin mi sen? Olmaz öyle şey. Cık.
Zehra. Sonra şu dolapların dışını da bir sil. Ha, büyük mutfağa git, bilinç de ayıkla bana. Hazır olsun elimin altında. Peki Gülümser ablacığım, peki. Ben bu gece mutfaktan çıkmam, sen hiç merak etme. Bugünün işini yarına bırakmayacaksın kızım. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Zehra. Çık dışarı. Tamam Zehra. Sen çık dışarı. Gerisini ben hallederim. Cahide, iyi misin sen? Talat geliyormuş. Ne? Ne zaman? Bilmiyorum. Gülümser abla, bilmiyorum. Dur canım, sakin ol. Birkaç gün kalıp dönecektir herhalde. Ya Barış'ın kendi oğlu olduğunu öğrenmişse? Aman Allah'ım, ne yaparım o zaman ben? Hayır yani, yıllardır gelmiyordu bu adam. Şimdi niye çıkıp geliyor, anlamıyorum ki. Leman Hanım ne dedi? Aman onun bir şey dediği yok. Mendebur. Yok buraya gelmesi için bir sebep mi gerekiyormuş falan filan. Ağzında bir şeyler geveleyip duruyor işte. Ya öğrenmişsin? Dur hele bir, dur. Bir sen bir ben. Kimden öğrenecek, nereden öğrenecek? Boşuna efendim yapıyorsun. Ay, elim ayağım dolandı benim. Dolanmasın. Te dünyanın bir ucunda değil miydi bu çocuk? Öyle tabii, öyle de. Ya buraya gelince öğrenirse? Cahide, Cahide topla kendini. Bak, bu halde kimsenin karşısına çıkayım falan deme. Huylandıracaksın insanları. Ama Gülümser abla, sen söylememiş miydin zamanında? Anlaşılırsa kan çıkar diye. Allah, böyle bir şey olursa ben ne yaparım? Güzel Allah, ben ne yaparım? Hayatında bir kere olsun. Hiç değil bir şey. Sen bizim kızımızsın de. Hayır. Gerçek bu. Sen evlatlıksın. Neden bunca yıl söylemediniz bana? Neden? Ne diyecektik sana? Seni satın aldık mı diyecektik? Parayla. Bir mal gibi. Volkan dur. Volkan dur. Dur dedim. Yaren Hanım, iyi misiniz? Satmışlar beni. Yazamıyoruz. Satmışlar. Kim söyledi bunu? Ettan. Siz de inandınız mı? Hangi anne baba evladını satar, söyleyin. Her gün böyle şeyler okumuyor muyum sen? Yapmayın. Öyle kolay değil bu. İnanın bana, bu gerçek olsa Endem Hanım bile size söyleyemezdi bunu. Benim canımı yakmak için her şeyi söyler o. Peki, peki ben şimdi nereden öğreneceğim gerçeği ha? Nereden öğreneceğim? Thank you.
Cahide Hanım sandım anne ya. Korkma yavru kuşum benim. Bakayım dedim kızım ne şahaneler yapmış. Hey. Ay. Çok güzel olmuş. Becerikli kızım benim. Beğendin mi gerçekten? Hem de nasıl? Senin gibi çok güzel olmuş. Tek hayranım sensin. Aynur. Gelsene hele. Ne oldu Halil abi? Sana ne? Ya niye tersliyorsun ki beni? Ben yardım edeyim diye dedim. Yardıma ihtiyacım yok benim. Olsa söylerdim. Aynur. Tamam tamam geliyorum. Neredesin lan sen? Oradayım Halil Bey. Ay ne dedi şimdi kız sana? Ulan o kızı gördükçe sinirlerim tepeme çıkıyor. O soysuz kocan geliyor aklıma. Keşke onu da götürseydi. Ne diye evlendin sen benimle? Ne diyorsun sen be? Madem sığdıramayacaktın kızımı evine diyorum. Sindiremeyecektin dul kadını içine. Ne diye evlendin Halil Bey? Şunca zaman geçti. Hala aynı şeyi duyuyorum. Bilmiyor muydun? Yalan mı söyledim? Ne bileyim ulan ben senin kızının böyle olduğunu. Nesi varmış? Bana bak Halil Bey. Ben Zehra için ne bedeller ödedim, neleri feda ettim biliyor musun? Canıma yetti artık, söyletme beni. Allah Allah. Ne bedeller ödemişsin? Bir tanecik kızım o benim. Evdekiler kimin çocuğu lan? Varsa yoksa Zehra. Hiçbirini ayırmıyorum ben. Evlattan ayrılmak nedir çok iyi bilirim. Bir kere ayrıldım, ciğerim parçalandı. Hep aynı terane. Unutturuyordun bana be. Eman Hanım seni çağırmış. Ha, ablam kahvesini de yapıp götürsün dedi. Hadi. Tövbe tövbe. Yürü. Nasıl oldun? İyiyim, daha iyiyim. Sen yatıyor musun? Saat kaç? Yarın sabah çok erken çıkmam lazım. Annem bir şey dedi mi? Ne konuda? Suat'cığım hangi konuda olacak? Hayır, bu adam niye yıllar sonra çıkıp geliyor o konuda? Sen niye bu kadar geriliyorsun anlamıyorum ki. Hayatım niye gerileyim? Ben sadece senin huzurunu kaçıracak diye şey yapıyorum. Sıkıldım ben. Yeri ve silahları sen seç. On dakika sonra her zamanki yerde. Silahsız geleceğim. Annemi görüp gidecek herhalde. Herhalde mi? Ne zaman gidecekmiş? Bilmiyorum Cahide. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum işte. Tamam hayatım şey yapma. Yani ben sofradan erken kalktım ya. Ha, başım dönüyor hala zaten biraz. Merak ettim ondan sordum. Annem kızmadı değil mi? Yok. Keyfi gayet yerinde. Kıymetlisi geliyor ya. Bak sen de başım dönüyor falan diyorsun. Hadi erkenden yat dinlen. Hadi. Tamam hayatım yatarım şimdi. Allah rahatlık versin. Hadi iyi geceler. Haberler bulma. Ya Barış ödümü kopardın. Ne oldu ne haberi? Amcam geliyormuş. Heykeltıraş olan mı? Başka amcan var mı? Yok. Ya onu hiç görmedim ama kendisinin sıkı takipçisiyim. İyi, bana da bir brief verirsin o zaman çünkü ben pek takip etmiyorum. Bir şey soracağım bu arada. Sen nasılsın ya? İyi misin? İyiyim. İyi. Yetmez. Başka? Vallahi
bizim hayatımız sizinki gibi değil Barış Bey. Öyle haber değeri taşımıyor. Barış Çamay'ın yeni aşkı. Altta da kızıl afetle fotoğraf filan. Heyecanla takip ediyoruz. Evet, heyecanlıyız. Tahmin et kaçıncı güne gireceğiz? 19 mu? Evet, galiba bu sefer rekor kıracağız galiba. Yani. Hadi bakalım. Sana güveniyorum. Etrafıma güvenmiyorsun. Şap şap. Efendim? Zehra! Anan çağırıyor. Hay Allah. Dur iki dakika sonra gidersin. Ne olacak zaten? 40 yılda bir görüşürüz. Gitmem lazım. İyi geceler. İyi geceler. Kayboldu dediler. Taşınırken iki tane koli unuttuk dediler. İşimi duymadım bütün söylediklerini. Adaptal gibi hepsine inandım. Her dediklerine inandım. Ceren Hanım, ne olur yapmayın. Başka çareniz var mı? Yoktu değil mi? İnsan ailesine güvenmeden yaşayamaz. Bana ne yazmış babam? Nerede o? Yazmış ama gönderememiş. Ben Amerika'dayken yazmış. Dur. Neredeydi o? Bu. Bak görüyor musun? Ceren'im. Ceylan gözlü kızım benim. Anne gezinliğim bak. Baba yaz sandığın dağdır. Ömrünün en güzel çağı annen de baban da olandır demiş şair. Unutma kızım bunları. Unutma seni de çok sevdiğimizi. Çabuk dön. Nerede şimdi benim yaz sandığımda? Nasıl yaptın bana bunu? Nasıl gözümüzü içine baka baka bu kadar yalan söyledin?